Arkadaşlar merhaba. Konumuz 9. sınıf mutlak değer. Evet. Mutlak değer ne demek arkadaşlar? Mutlak değerin manası şu. Sayı doğrusu üzerinde işte 0 noktası 1, 2, 3, 4 diye sağa doğru gider ya. Sola doğru da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gitsin diyelim. Herhangi bir seçtiğiniz noktanın sıfır olan uzaklığı demektir. Yani eksi 3'ü seçtim. Sıfır olan uzaklığı nedir? Eksi 3. Uzaklık eksi 3 olur mu arkadaşlar? 3'tür bunun uzaklığı. Dolayısıyla ha diyeceksiniz. Hocam eksi de olsa artı da olsa sonucun mutlaka pozitif çıktığı bir ifadedir mutlak değer. Mesela eksi 3'ün mutlak değeri eşittir. Artı 3. Artı 3'ün de mutlak değeri arkadaşlar eşittir. Yine artı 3. Örnek olarak da basit bir örnekle başlıyorum arkadaşlar. Mesela diyoruz ki eksi 5 sayısının mutlak değeriyle 3 sayısının mutlak değeri toplamı. Evet, eksi 5 sayısının mutlak değeri ne oldu arkadaşlar? Artı 5 çıktı. Artı 3 sayısının mutlak değerine çıktı arkadaşlar. Bu da artı 3 çıktı. Sonucumuz ne oldu? Artı 5 artı 3 daha. Cevabımız artı 8 arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci kısımda şu. Eğer arkadaşlar mutlak değer içerisinde hocam tamam sayıyı çıkarmayı biliyoruz da. Eğer x'li bir ifade varsa mesela x küçüktür 0 demiş arkadaşlar. Daha sonra demiş ki mutlak değer x artı mutlak değer 2x artı mutlak değer x eksi 1. Bunların toplamının ne olduğunu sormuş. Böyle bir sorumuzda. Şimdi eğer bizim sayımız 0'dan küçük diyor burada. Peki kural nedir arkadaşlar? Eğer mutlak değerin içindeki sayı yani içinde çıkacak olan ifade içerisi negatif ise dışarı çıkarken eksi ile çarpılır. Yani şöyle bir şey var. Eksi 3'ü biz dışarı çıkarken ne yaptık? Eksi 3'ü eksi eksi 3 yaptık. Eşittir artı 3 oldu değil mi arkadaşlar? Aynen buradan gelen bir şeyi şimdi buraya uyguluyoruz. Şimdi x negatif olduğu için dışarı ne çıkacak arkadaşlar? Eksi x. Burası da negatif olduğu için eksi 2x. Evet x eksi 1. Negatif bir sayısı x eksi 1 mi olacak arkadaşlar? Bu da negatif. İsterseniz yerine sayı koyun. Eksi 1 deyin. Eksi 2. Demek ki bu da negatifmiş. Bunu eksiyle çarpıyorum. Dikkat edin. Eksi x artı 1'den arkadaşlar. Kaç tane x'im çıktı? Eksi 4x artı 1'miş sonuç arkadaşlar. Evet. Yazıyoruz ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet. İçerisi negatifse eksiyle çarpıyoruz. İçerisi pozitifse arkadaşlar olduğu gibi çıkartıyoruz. A küçüktür 0 küçüktür. B küçüktür. C işareti veriliyor arkadaşlar. Sorumuz şu. A eksi B artı B eksi C artı C eksi A artı B artı C arkadaşlar. Dikkat edelim. A eksi B hocam nasıl bileceğim ben? Bakın küçükten büyük çıkartılıyor. Sonuç nedir? Negatiftir. Doğru mu? O zaman işaretliyorum. Eksi A artı B dedim. B eksi C. Hocam bunlar pozitifte yine küçükten büyük çıkıyor arkadaşlar. Mesele bu. Büyükten küçük çıkarsa pozitif. Küçükten büyük çıkarsa negatif ifadesi. Burası yine negatif çıkacak. Eksiyle çarpıyorum. Eksi B artı C. Evet C eksi A. Gördük mü? Büyükten küçük çıkıyor. Pozitif. Artı C eksi A. Sonra B artı C. İki tane pozitif toplanıyor. Elbette ki pozitif. Artı B artı C dedik arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Eksi A var.
Eksi a da arkadaşlar. Başka a var mı? Görmedim. Eksi 2a. B eksi b götürdü. Ondan sonra bir b daha kaldı. Artı b oldu. C'lere bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, artı, evet, artı 3, c. Bu ifade eksi 2a artı b artı 3c olaraktan arkadaşlar dışarıya çıkar ve dışarıda o işlemleri görür. Okey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dahaki sorumuz şöyle bir ifade. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer 3x eksi 1 ifadesinin en küçük değerini soruyor bize arkadaşlar. En küçük değerini soruyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. İçerisi mutlaka ve mutlaka sıfıra eşit veyahut da daha büyük olur arkadaşlar. Negatif olamaz. Doğru mu arkadaşlar? Peki böyle bir soru verildiğinde ne yapacaksınız? En küçük değeri. Arkadaşlar başlayacaksınız en küçük değerleri aramaya. En küçük değeri bu ne yapar? Eksi bir değer yapamayacağı için sıfır yapan değerleri bulalım. Burayı sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? 2'dir. Burayı sıfır yapan değer nedir? Koyun yerine 1 bölü 3'tür. Doğru mu? İkisini de deneyelim. 2'yi koyduğumuzda, 2 örneğini deneyelim. 2'yi koyduğumuzda 0 artı, buradan ne çıktı? 6 eksi 1'den 5, sonucumuz artı 5 çıktı arkadaşlar. Peki burayı sıfırlayan 1 bölü 3'ü denediğimizde. 1 bölü 3'ü denedik. Sağ taraf 0 çıktı. Buraya koyuyoruz. 1 bölü 3 eksi 2. Deneyelim. 1 bölü 3 eksi 2. Evet. Paydayı 1, 3 ile genişletiyoruz. Aşağıya alıyorum arkadaşlar. Tabii mutlak değer içerisinde olacak. 1 bölü 3 eksi 6 bölü 3 çıktı. Peki ne oldu bu arkadaşlar? Eksi 5 bölü 3. Hocam cevap eksi 5 bölü 3 mü? Hayır. Dışarıya ne çıktı mutlak değer olduğu için? 5 bölü 3 ifadesi çıktı. Şimdi 1 bölü 3 verdiğimizdeki sonuç bu. 2 verdiğimizdeki sonuç bu. Hangisi en küçük? En küçük sonuç budur arkadaşlar. Cevabımız 5 bölü 3. Yani en küçük dediğinde iki tarafı da veyahut da kaç taraf varsa en küçük yapan değerleri buluyoruz arkadaşlar. Ona göre işlemimize devam ediyoruz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar şu örneklere bakalım. Diyoruz ki mutlak değer eksi x arkadaşlar. Mutlak değer x'e eşit midir? Evet soruyorum. X de dışarıya ne çıkacak arkadaşlar? Artı x olarak çıkacak. O zaman bu ifade nedir? Mutlak değer eksi x mutlak değer artı x'e eşit diyorum. Bakın bu ileride çok işimize yarayacak. Birazdan göreceğimiz işlemlerde arkadaşlar. Biz mutlak değer eksi x gördüğümüz yeri de hemen çat diye çevirip artı x'e çevireceğiz. Ya da şöyle diyelim mesela mutlak değer x eksi 2 var. Bu eşit midir 2 eksi x'e? Dikkat edin bu bunun eksiyle çarpılmışı değil mi? Bu bunun eksiyle çarpılmışı. Eksiyle çarp x eksi 2 eder. Doğru mu? Bu buna eşit midir arkadaşlar? Evet bu da buna eşittir arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Devam ediyorum. Mutlak değer x kare eksi 4 diyor. Eşit midir mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2? Doğru mu arkadaşlar? Evet 2 kare farkının açılımını yaptık. Peki şu hale geldikten sonra arkadaşlar ben bir tanesini böyle ters çeviririm bir tanesi pozitif kalsa olur mu? Her türlü olur arkadaşlar. 2 eksi x çarpı x artı 2 de olur. 2 eksi x çarpı mutlak değer eksi x eksi 2 de aynı şeyi verir arkadaşlar. İstediğiniz gibi içerinin eksisiyle oynama yetkisine sahipsiniz. Peki niye sahipsiniz arkadaşlar? Çünkü göreceksiniz işlem yaparken katsayıları toplayıp çıkartmak için içeriği eşitlemeniz gerekecek. Birazdan göreceğiz bu örnekleri de. Devam ediyorum arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 3 bölü x eşit midir arkadaşlar? Mutlak değer x eksi 3 bölü mutlak değer x'e. Şimdi arkadaşlar bölümün toplu olaraktan mutlak değeri alınmasıyla teker teker mutlak değeri alınmasının arasında hiçbir fark yoktur. Örneğin arkadaşlar x artı 3 bölü eksi 3 dediğimiz mutlak değer arkadaşlar dışarıda şuna eşittir. X artı 3 bunu bilmiyoruz artı eksi mi çıkacak
X'in durumuna göre eksi çıkarsa X'e çarparız. Artı çıkacaksa direkt alabiliriz dışarı ama şu an bir bilgi olmadığı için direkt böyle yazıyorum. Ama şu eksi 3'ü ben mutlak değer eksi 3'ten bu da eşittir. Artı 3 olaraktan dışarıya çıkartırım arkadaşlar. Bu hakkınız var. Tamam. Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ifade var. Diyor ki peki diyor eksi ise dışarı eksiyle çarparsın çıkartırsın da mutlak değer x eksi 3 eşitmiş 3 eksi x'e arkadaşlar. Tamam mı? Mutlak değer y artı 2 de eşittir y artı 2 olarak çıkıyormuş. Tamam mı arkadaşlar? X ve y'nin tanım aralığı. Yani bilgisini ver diyor bize. Arkadaşlar nasıl çıkmış birincisi? Soruyorum. Ters çıkmış diyorsunuz. Doğru mu? Eksiyle çarpılmış. O zaman nedir? X eksi 3 arkadaşlar küçük eşittir 0 diyebilir miyiz arkadaşlar? Hocam eşitlik de var. Evet 0 olduğunda da eşit. Dikkat edin sadece negatif değil. 0 olduğunda da eşit. 0'ı da katıyorsunuz. Dolayısıyla x küçük eşittir arkadaşlar. 3 bilgisini aldım. Doğru mu? Birinci bilgim bu. X'in tanım aralığı. Y'ye bakıyorum pozitif çıkmış. O zaman y artı 2 diyorum. Büyük eşittir 0 diyebilir miyim arkadaşlar? Elbette ki diyebilirim. Ne oldu arkadaşlar? Karşıya geçsin. Y büyük eşittir eksi 2 ile tanım aralığımızı burada da yakalamış oldum. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bu bilgiyi de geçiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar eşitlikli ifadelere. Acaba eşitlikli ifadelerde ne yapacağız? Diyor ki mutlak değer 3x eksi 1 eşittir arkadaşlar 8 diyor. Bize diyor ki x değerlerini yazınız diyor. Herhangi bir tanım aralığı bilgi yok mu arkadaşlar? Yok. X şundan küçüktür büyük ifadesi yapmamış. Biz o zaman arkadaşlar bu tip ifadelerde mutlak değeri olduğu gibi çıkartırız. Karşısındaki ifadeyi bir artılı bir eksili olaraktan çıkartırız ki çözüm buluruz. Evet gayet basit. 3x eksi 1 eşittir 8 dedim. İkinci çözümüm ne? 3x eksi 1 eşittir eksi 8. Değil mi? Bir artılı bir eksili çıkardım. Hepsi olabiliriz. Karşıya atarsam arkadaşlar 3x eşittir eksi 1 karşıya geçti 9. X'im eşittir 3 çıkıyor. Bunu da karşıya atarsam 3x eşittir arkadaşlar artı 1 olarak gitti. Eksi 8 artı 1'den eksi 7. X'im ne çıktı? Eksi 7 bölü 3 çıktı. Buradan size şunu sorabilir. X değerleri toplamını sorar. Toplarsın. X değerleri çarpımını sorar. Çarparsın. Okey mi arkadaşlar? Yalnız bunun nasıl açıldığını çok iyi fark etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Okey.